Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. İkinci güneşinin gözler alanı aydınlığı içinde sokakları yabancı yabancı dolaştı. Kasabanın iç mahalleleri şenlik günlerine has bir boşlukla sessiz durgundu. Çeşmelerden su taşıyan tek tük adamlarla birkaç yaşlı nineden başka kimseye rastlamamıştı. Onlar da bana herkes bahçelerde iken neden buralarda dolaştığıma şaşar gibi bakmışlardı. Sonra Kızgın, dumanlı bir grup oldu. Ezan sesleri arasında kısık, uyuşuk lambalar birer birer yanıp kasabayı kasvetli bir gece sardı. İlk 7 soruyu parçaya göre cevaplayınız. Birinci soru. Sözü edilen kişi sokaklarda nasıl dolaşıyor? Bakın burada var arkadaşlar cevabı. Yabancı yabancı dolaşıyor. Cevabımız D. 2. Parçaya göre kasabanın mahalleleri nasıldır? Yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar sessiz ve durgun diyor burada. Bakın kasabanın iç mahalleleri hassas bir boşlukla sessiz ve durgundu. O yüzden buradan bakıyoruz hemen. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Kasabayı dolaşan kişi kimlere rastlıyor? Bakalım arkadaşlar. Burada yazıyordu zaten onlarda. Bakın su taşıyan tek tük adamlarla birkaç yaşlı nineye rastlıyor. Bakalım hemen cevaplarımızda hangisi var. Bakın su taşıyan adamlar birkaç yaşlı nine. Cevabımız C. Dördüncü soru. Karşılaştığı insanlar adama niçin şaşırarak bakıyorlar? Hemen yine paragrafımızdan bulalım bunu. Burada bakın arkadaşlar. Onlar da bana herkes bahçelerdeyken neden buralarda dolaştığıma şaşar gibi bakmışlardı. Bakalım şimdi. Bahçede çalışmak yerine aylak aylak dolaştığı için demiş. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Akşama doğru hangi sesler duyuluyor? Ezan seslerinden bahsediyordu arkadaşlar. Bakın şurada hemen gösterelim. Ezan sesleri arasında kısık uyuşuk lambalar birer birer yanıp diyor. Yani ezan seslerini duyuyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Geceleri kasaba evlerini aydınlatan nedir? Tabii ki kısık uyuşuk lambalar diyordu arkadaşlar. Hatırlarsak yukarıda cevabımız B. Yedinci soru. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar burada bakın dostluktan bahsedilmemiş, ay ışığından bahsedilmemiş, çeşmelerden yine bahsedilmiyor ama kasabadaki akşamdan arkadaşlar o akşamla ilgili bir durum verildiği için olabilir. O yüzden cevabımız A. 8. Örmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Bu sitenin duvarını iki günde ördüler. Burada duvar örmek arkadaşlar. Gerçek anlam. B. İnsan yaşadıkça kendi talihini kendi örer. Burada örmekten kastı arkadaşlar kendi kaderini yazmaktan bahsediyor. O yüzden mecaz anlam cevabımız B. Lisedeyken saçlarını sıkı sıkı örerdi. Bakın burada yine gerçek anlam. Teyzem bana güzel bir kazak örmüştü. Bu da yine gerçek anlam. Ama talihini örmek burada mecaz cevabımız B. 9. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak istense sıralama nasıl olmalıdır? Arkadaşlar burada dikkatli okursak en başta 3 olacak. Günün birinde evin kuyusundaki su çekilince ev sahibi merak edip kuyunun dibine inmiş. Sonra kuyunun dibi susuzluktan kupkuru imiş bunu görmüş. Sonrasında ev sahibi yerden suyu çıkarmak ümidiyle kazmaya başlamış. Bir süre kazdıktan sonra babasının hazinesine ulaşmış. Hazineyi bulan ev sahibinin keyfine diyecek yokmuş. Cevabımız C. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düstel ögelere yer verilmemiştir? A. Çocuklar bahçe duvarındaki delikten içeri girmiştir. Burada arkadaşlar düstel bir öğe yok. O yüzden cevabımız A. Kırlangıçlar sevinle mısıra uçuyor. Bakın burada var. Karlar ülkesinde demiş yine burada var. Mutlu prens uçan atıyla bakın uçan at arkadaşlar. Yine düşsel öge cevabımız A. 11. Ev hanımları Ramazan'da özenle kaynattıkları reçellerle şurupları herkese ikram ederler. Bunları tattırmak için adeta birbirleriyle yarışırlardı. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fakat bunları tattırmak için uygun olmaz. Yani bunları tattırmak için adeta birbirleriyle bak burada uymadı böylece bunları tattırmak için diyor yine olmadı. Hatta bunları tattırmak için adeta birbirleriyle yarışırlardı. Bu uygun oldu arkadaşlar. Cevabımız D. 12. Selim salona girdi. Yaşadığı olayı düşünüp yavaşça dişlerini sıktı. Gözlerini buruşturdu. Kızamıyordu ama kızdığı zamanlarda olduğu gibi yanaklarına bir titreme geldi. Tam ağzını açacaktı ki vazgeçti. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Yer var arkadaşlar. Bakın salon. Kişi verilmiş. Yine Selim. Olay verilmiş. Burada anlatılıyor olay. Ama ne zaman olduğundan bahsedilmemiş. O yüzden cevabımız D. 13. O kadar dolu ki toprağın şanla bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarında çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? dikkat edersek bize vatandan bahsediyor arkadaşlar. Vatan sevgisi cevabımız A. 14. Baba büyük oğlunu ortaya çağırd. Git bana 40 tane çubuk bul. Hemen buraya getir dedi. Çubuklar gelince hepsinin meraklı bakışları önünde çubukları bir deste yaptı. Hepsini bir araya bağladı. Sonra büyük oğluna al kır bakayım şunu dedi. Büyük oğlan zorlandı, zorlandı. Kıramadı çubuk destesini. Sonra öteki oğullarından da aynı şeyi istedi. Hiçbiri kıramadı çubukları. Bu kez baba desteği çözdü. Çubukları teker teker çocuklara verdi. Kolayca kırıldılar. Hiç güçlük çekmediler. Bu metni en iyi şekilde özetleyen atasöz aşağıdakilerden hangisi? Dikkat edersek demir çubuklar birada olduğunda kırılması çok zor. Ama tek tek olduğunda kolayca kırılıyorlar. Yani birlikten kuvvet doğar. Kimse sizi yıkamaz diye mesaj veriyor çocuklarına. Cevabımız A. 15. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Dün akşam hep birlikte sinemaya gittik. Burada nokta olacak. Sen neden hala buradasın? Bakın soru soruyor arkadaşlar. Cevabımız B. Sevimli mi sevimli bir kediydi? Burada soru yok. Her gün bir iyilik yapmak insana huzur verir. Yine soru yok. Cevabımız B. 16. Aşağıdaki kelimeler sözlükteki sıralanışına göre dizildiğinde baştan üçüncü kelime hangisi olur? Öncelikle hepsi arkadaşlar erimekle başlıyor. Bakın buraları aynı. Şimdi dördüncü harflerine bakıyoruz. Burada arkadaşlar M harfi var. Burada Ş harfi var. Üstlerine yazalım. Burada K harfi var. Burada da yine Ş harfi var. Şimdi arkadaşlar en başta bakın K olacak erik çünkü K M'den önce geliyor. Sonra arkadaşlar M olacak. Yani burası 1, burası 2. Iki. Şimdi ikisinde de Ş harfi olduğu için arkadaşlar burada Ş'den sonraki K harfine bakıyorum. Daha önde geliyor. O yüzden 3. sırada olur. En sonda da erişte olur. 4. sırada bize 3. sorduğu için erişkin diyoruz. Cevabımız D. 17. Yukarıda numaralanmış deyimlerden hangisi kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir? Korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek, dizlerin bağı çözülmek. Evet bu doğru arkadaşlar. Danışmak, görüş almak, akıl almak. Evet akıl almak bu da doğru. Bir mal, para, değer yargısı ve benzeri maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek. Gözden çıkarmak bu da doğru. Bir şeyi duymazlıktan gelmek, ağzı kulaklarına varmak arkadaşlar bu çok mutlu olduğu, sevindiği, hoşuna gittiği anlamına gelir. Duymazlıktan gelmek olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız D. 18. Günlük yaşamda bazı insanların size tuhaf gelen davranışlarını görebilirsiniz. Kimi duvara dayalı bir merdivenin altından geçmez ve bunu uğursuzluk sayar. Kimi önüne bir kara kedi çıkarsa o günü kötü geçireceğini düşünür. Oysa bunların sağlam bir dayanağı ya da bilimsel bir geçerliliği yoktur. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlar arasındaki ilişkilerden bahsedilmemiş. Yanlış. B. Bilimin ortaya çıkmasından da bahsedilmemiş. C. Toplumdaki aksaklıklar da yok arkadaşlar. Ancak bakın toplumdaki yanlış inanışlardan bahsedilmiş. Cevabımız D. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? A. Kelime hazinemi geliştirmek için bol bol kitap okuyorum. Burada yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yabancı dil öğreneceğim diye yurt dışına gitti. Burada da yok. Çiçekler uzun süre susuz kalınca yaprakları solmuş. Bakın arkadaşlar sonuç yaprakların solması. Nedeni uzun süre susuz kalması. Cevabımız C. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Anadolu'nun güneyi çok sıcak günler geçiriyor. Burada kesme işaretimiz doğru. Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor. Bakın burada Kurtuluş Savaşı büyük harfle verilmiş. Bu da doğru. C. Bu maçta Ankaralı seyirciler. Bakın yine doğru verilmiş arkadaşlar. D. Bu olaydan utanmış yüzü renkten rengi girmişti. Renkten değil arkadaşlar. Renkten olacak. O yüzden yanlış cevabımız D. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.